efendim bu araştırmada e, Halid üzerinden bir paragraf oluşturulmuş. Okuyalım. Nazara Halidun ila kitabihi ve qara dersehu ve ma nazara ilay yeminihi ve ila yasarihi. Ve indema lem yefhem sala ustazehu ve lamma fariga min ed-ders zehebe ila beytihi ve ma la'iba ma'a ev fi fi't-tariqi. Ve vasala al o beyti fi vaktihi. وحفظ دروسه بعد صلاة المغرب وكتب واجبات المدرسة ولم يكن من المهملين وعلم أن المهمل والكسلان لا ينجحان يوم الامتحان وفي الليل قضى وقتا قصيرا في مشاهدة التلفاز ثم نام مبكرا حتى يستيقظ في الصباح مبكرا الله منا هالد Halit kitabına baktı. Fiil, fail, mefhulü mi Ve kara derse bu. Ve dersini okudu. Ve ma nazara ila yeminihi ve ila yesarihi. Nazara fiil. E, ha, burada derse bu mefhulü bihti. Faili gizli tabi. Nazara fiil. Faili gizli. İle yeminihi ve ile yesarihi sağına ve soluna bakmadı. Mefulün bir kayrı sari. İndeme lem yefem anlamayınca sehele dehu, Hocasına sordu. İndeme lem yefem. İndeme cümlenin başına gelmiş. Zarflaştırmış. Ne zaman sorusunun cevabını verir hale gelmiş. Anlamayınca sehele üstezehu. Sehele fiil. Faili gizli. Üstezehu. Mefulün bir ögesi. İndeme lem yefem. Bu da mefulün fih ögesi. Ve <laughs> lemme feriga minet dersi. Feriga min ile kullandığında bir şeyi bitirmek anlamına geliyor. Dersi bitirince, dersten boş olunca. Burada lemma fiil cümlesinin başına gelmiş ve o da zarflaştırmış. Bak indama da cümleyi zarflaştırıyor. Lemma da cümleyi zarflaştırıyor. Minet ders ifadesi burada mefulün bir gayri sarittir. Ama bunun hepsi ne zaman sorusunun cevabı. Mefulün fih ögesidir. Zehebe ile beytihi dersi bitirince e, efendim evine gitti. Fiil, faili gizli, mefulün bir gayri Yolda fit tarik, meal evladi, çocuklarla beraber oynamadı. Fiil, faili gizli, meal evlat hal, fit tarik, e, bu da mefulün fi ülkesidir. Yolda çocuklarla birlikte oynamadı. Vosele ilel beyti fi vaktihi. İlel beyt mefulün bi gayri fi vaktihi mefulün fi vasele fiil faili gizli. E, ögeler bunlar. Anlamı eve vaktinde vardı. Ulaştı. Hafıza durusehu bade salatil magribi fiil faili gizli. Durusehu mefulün bi bade salatil magrib mefulün fi ögesi. Derslerini şey akşam namazından gün batımı namazı. Yani biz akşam namazı diyoruz. Akşam namazından sonra derslerini ezberledi. Ve ketebe vacibetil medreseti. Ketebe fiil, faili gizli. Vacibetil medreseti. Birlikte. Mefulün bih e, ögesi. E, okul ödevlerini yazdı. Ve lem yekun minel muhmiline. İhmalkarlardan olmadı. Buradaki minel mühmiliğin kâne yekunu bunun e, şibi cümle sonra gelmiş haberidir. Yekununun ismi gizlidir. Alime enel mühmile vel keslâne la yencehâni yevmel imtihan. Şimdi önce iç irap yapayım. Yencahu fiil. Şuradaki e, elif, fail. E, yevmel imtihan mefulün Bunun hepsi haberdir. Bu haberin müptedası nerede? El mühmil vel O Bu müptedadır. Bunun hepsi müevvel maslara dönüşmüş enne ile birlikte efendim e, Ali geri kalanı da mefulün bir ögesi. E, ihmalkar ve tembelin yani derslerini safsaklayan işte ihmal eden ve tembelin e, e, sınav günü başarılı olmayacağını bildi. Fiil, faili gizli. Öteki de mefulün bir öbeği. Ama mefulün bir öbeği müevvel maslar. Gördüğünüz gibi o da müpteda ve haberden oluşuyor. Haber de fiil cümlesi. Fiil fail ve fulim fihten oluşuyor. Fil ile gaza vakten kasiran fi müşehadeti tilfezi müşehadeti tilfez TV izlemek demek. Gece kısa bir vakit süre televizyon izlemede geçirdi. Fil Mefulün fi' kaza fiil, faili gizli. Vakten gasiran mefulün bi fi mushahadeti televizyon. Buna da mefulün fi' diyebiliriz. Summe nama mubakkiran. Sonra e, erkenden uyudu. Buradaki e, mubakkiran e, biz e, aslında bunun anlamı erkenci demek. Bunun zıt anlamı var. O da müteahhir. O da geciken demek. Fakat biz erkenden e, diye tercüme ettiğimizde hemen e, haklı olarak e, Türk öğrencilerinin e, efendim bunun mefulün fi olduğunu düşünüyorlar. Efendim bunu hal olarak düşüneceğiz. E, efendim erkenci olarak uyudu. Ama Türkçeye böyle tercüme ettiğimizde garip kaçıyor. E, biz Türkçeye uygun şekilde tercüme ettiğimizde de farklı bir ögeye karşılık geliyor. E, efendim e, erkenden uyudu. Evet hatta yesteyqaza sabahı sabahi mubekkiran e, sabah erken uyanmak için buradaki hatta niçin anlamında li harfi ceri e, gibi bir e, e, fonksiyon ifade ediyor burada yesteyqaza ifadesi gizli bir en ile mansuptur yani li en yeste gibi e, yesteyqaza fiil en ile mansup olmuş fis-sabah mefulün fi mübekkiran bu da hal ögesidir. Ama hatta ile başlayan bu ifadenin tümü uyumak fiilinin niçinidir. Mefulün liyecdi ögesidir. Mübekkiran da haldir. Tekrar tercümesini yapabilirim. Halit kitabına baktı, dersini okudu, sahne ve sonuna bakmadı. Anlamayınca hocasına sordu. Dersi bitirince evine gitti. Yolda çocuklarla oynamadı, eve vaktinde ulaştı, derslerini ezber, akşam namazından sonra derslerini ezberledi, yani çalıştı diyebiliriz. Okul ödevlerini yazdı, ihmalkarlardan olmadı. İhmalkar ve tembelin sınav günü başarılı olmayacağını bildi. Gece kısa bir süre TV izlemede. Ee, geçirdi kısa bir süre TV izlemede geçirdi sonra sabah erken uyanmak için e, erken uyudu erkenden de diyebiliriz Efendim bu halit üzerinden oluşturulmuş bir e, Metin e, Efendim bunu e, sizden e, uyarlamanız uyarlamanız istiyoruz e Halit yerine mesela Halit ve Hasan koyun. Ya da Halit Hasan ve Muhammed koyun. Yani çoğul yapın efendim. Sonra cümleyi yeniden okuyun. Ku yeniden oluşturun. E anlamları aynı. Halit kitabına baktı yerine Halit ve Hasan efendim kitaplarına baktı. İşte derslerini okudu filan diyeceğiz. Burada İşi zorlaştırmamak için şuradaki kitabına derken hani kitaplarına dediğimizde kitap e, Çoğul olabiliyor ya e, onları yine tekil olsun yani iki kişinin tek kitabı var tek dersi var e, efendim e, evet fakat zamir zamiri e, özneye uygun yapalım e, efendim daha sonra Ayşe'ye uyarlayın Halid'i kaldırın daha sonra Ayşe ve Zeynep deyin Halit yerine daha sonra Halit'i kaldırıp Ayşe, Zeynep ve Fatma yapın. Daha sonra Ben yapın. Halit yerine Ben zamirini koyun. Sonra Biz zamirini koyun. Sonra Sen, Siz ikiniz, Siz çoğunuz yani entum, ente, entuma, entum zamirlerini. Daha sonra da enti, entuma, entun zamirlerini koyun. Ve e, efendim bu metni yeniden oluşturabiliyor musunuz e, kendinize? e, sınayın. Ben Halit yerine Ayşe e, sözcüğünü koyacağım. Tabi biz Ayşe deriz. Araplar Ayşe demez. A Ayşe der. Nazarat Ayşe tu ila kitabihe ve karat dersaha ve ma nazarat ila yeminihe ve ila yesarihe ve inneme lem tefhem sealet üstazaha ve lemme ferigat minet dersi zahabet إلى بيتها وما لعبت مع الأولاد في الطريق ووصلت إلى البيت في وقته وحفظت دروسها بعد صلاة المغرب وكتبت واجبات المدرسة ولم تكن من المهملين وعلمت أن المهمل والكسلان لا ينجحان يوم الامتحان ففي الليل قضت وقتا قصيرا في مشاهدة التلفاز ثم نامت mübekkireten hatta gıda fissabahi mübekkireten. Efendim şimdi ben Halid'i kaldırıp ene zamirine getirmek istiyorum. Nazar Nazartu ila kitabi ve karatu dersi ve ma nazartu ila yemini ve ila yesari ve indeme lem efem seltu üstazi ve lemme ferigtu minet dersi tu ila beyti ve ma لعبت مع الأولاد في الطريق ووصلت إلى البيت في وقته وحفظت دروسي بعد صلاة المغرب وكتبت واجبات المدرسة ولم أكن من المهملين وعلمت أن المهمل والكسلان لا ينجحان يوم الامتحان ففي الليل قضيت وقتا قصيرا في مشاهدة التلفاز ثم نمت مبكرا حتى استيقظ في الصباح مبكرا. Şimdi ente zamirine göre uyarlamak istiyorum. Nazarte ile kitabike ve kara'te derseke ve ma nazarte ile yeminike ve ila yesarike ve indeme lem tefem sealte üstazeke ve lemme ferigte minet dersi zahabte ile beytike ve ma laibte me'al evladi fit tariqi ve vasalte el beyti fi vaktihi وحفظت دروسك بعد صلاة المغرب، وكتبت واجبات المدرسة ولم تكن من المهملين، وعلمت أن المهمل والكسلان لا ينجحان يوم الامتحان، ففي الليل قضيت وقتا قصيرا في مشاهدة التلفاز، ثم نمت مبكرا حتى تستيقظ في الصباح مبكرا. أفندم سيزدان استديم ني ايش تبينم Halit yerine yapmadıklarımı da yapmanız. Halit Hasan. Sonra Halit, Hasan ve Muhammed. Ee, daha sonra işte Ayşe. Sonra Ayşe ve Zeynep. Sonra Ayşe, Zeynep ve Fatma. İşte ben, biz. E, ente, entuma, entum, ente, entuma, entunne. Zamirleriyle e, bu paragrafı güncellemeniz. E, bu zamirlere göre paragrafı uyarlamanız. Bu şekilde yaparsanız ne olur? Buradaki bir, zamir kullanımını öğrenmiş olursunuz. İki, ee, çeşitli fiiller var burada. Nazara var mesela. Mazidir. Bu feale vezinde. E, ee, Laibe var. Feile vezinde. Ee, efendim. Hafiza. Feile vezinde. Sonra sele Sehele. Mehmuz fiil. Ee, efendim. Genelde salim fiiller efendim çoğunlukta. Fakat salim e, fiil dışında mesela vasale e, motel e, misal e, bir fiil. E, efendim şurada kaza nakıs bir fiil. E, şurada neme ecvef bir fiil. Yani sonra yekun e, kâne yekunu bu da ecvef bir fiil. Birçok sahife e, mutel fiili e, Arapçadaki tüm zamirlere göre çekimlemiş olursunuz. E, tabii yaparsanız.